Arkadaşlar merhaba. En son örnek 34'te kalmıştık. YGS 2016'da çıkmış bir sınav sorusu. Şimdi yapalım arkadaşlar soruyu. Ne diyor ki koordinat düzleminde y eşittir x bölü 7 doğrusu x eşittir 2 ve 9 doğrularını sırasıyla diyor. P ve R noktalarında kesmektedir. Tamam. X 2'ymiş ama bak. Y nedir o zaman? 2 bölü 7 midir? 2 doğrusuna göre. Nedir? 9'muş. Y nedir o zaman? 9 bölü 7 midir arkadaşlar? Bakın. Mantık budur. Şimdi peki P nedir burada? P. P o zaman nedir? 2'ye 2 bölü 7. R nedir buradan? R nedir? 9'a 9 bölü 7. Evet, 9'a 9 bölü 7. Şimdi benden istenen de PR uzunluğu. Ne yapacağım? 9'dan 2 çıktı. Değil mi? X2 eksi X1. 7'nin karesi. 9 bölü 7'den 2 bölü 7'yi çıkartıyorum. 7 bölü 7. O da nedir? 1'dir. 1'in karesi. Nedir? Buradan kök 50 çıkar. O da nedir arkadaşlar? 5 kök 2'dir. Evet. Gördüğünüz üzere sorunun çözümü gayet açık. Evet arkadaşlar. Geçiyorum. Örnek 35'e. Bakın gördüğünüz üzere sorunun cevabı Adana. Şıkkı. Dik koordinat düzleminde x eksenini 10, 0 noktasına kesen bir doğru çiziliyor. Bu doğrunun orijine en yakın noktası 2'ye A olduğuna göre P noktasının orijine uzaklığı nedir diyor. Evet. Şimdi arkadaşlar nasıl yapıyorum bakın iyice izleyelim bir. Çizdim. Bu ne noktasıymış? Şurası 10'a 0. Tamam mı? 10'a 0'dır. Şimdi burada bir nokta varmış arkadaşlar. P noktası. Bakın. Bunun diyor orijin olan uzaklığı en yakın. Ne yapacağım ben bunu? Diklik mi indireceğim? Diklik. Değil mi? Evet, burası dik olacak. Bu da diktir o zaman. Bakın. Burası nedir? Kaç birim? A. Burası nedir? 2. Tamam mı arkadaşlar? Burası nedir? Bu nedir? 10 olduğu için 8 birim. 2 kere 8 16 4 kalır. 4'ün karesi 16, 2'nin karesi 4 nedir? 20. Yani kök 20 nedir? 2 kök 5. Zaten benden istenen de 2 kök 5. Çünkü bunun orijinal olan uzaklığını soruyor bana. Gördük mü arkadaşlar? 2 kök 5. Bakın. Üzere. Evet, LYS 2016 çıkmış bir sınav sorusu daha. Bizden istenen de şu alan, evet şu alan ve bu alan. Şimdi arkadaşlar 2x artı 7 diyor D1. D1 doğrusunu nerede kesen? Y kaçmış? 8. Değil mi? X'e 0 ver, Y 8. Y'ye 0 ver, X nedir? 4. Ya burası neymiş? 4. Bakın burası neymiş? 8. D2'ye bakalım. X'e 0 verdim, Y kaçmış? 3. Y'ye 0 verdim. X kaçmış? 9. Evet. Şimdi arkadaşlar devam etmek gerekirse şimdi burada ne yapabiliriz başka? Evet. Başka ne yapabiliriz? Şu alanı bulabilirim ben mesela. 8 kere 4 32. Burası neymiş? 16. Tamam. Kesinlikle burası 16'dır arkadaşlar. Evet. Şimdi burası 16. Başka ne bu? Yani benden istenen ben şu kısmı bulabilirsem soruyu çözmüş olacağım. Başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Evet, bu sorunun özelinde başka hangi kuralları kullanabiliriz? Şimdi mesela şunu da düşünebilir miyiz acaba? Evet, burada mesela bunu bulamıyorum. Bakın burada gitti bu sorun. Yani burada bulamadım bakın burayı. Buna farklı bir şey denemem lazım artık. Evet. Burada ortak bir nokta var görüyorsunuz arkadaşlar. Ortak bir nokta var yani B noktası. Ortak noktadan nasıl bulabiliriz bunu? Şunu 2 ile çarpayım ben. 6y artı 2x eşittir 18. 2x artı y eşittir 8. Çıkarttım arkadaşlar. 5y 10'sa y nedir? Bu da 2. Bakın şu dik uzaklık 2'ymiş. Y 2 ise attım karşıya 6. 2'ye böl 3. Şurası 3'müş. Şurası da 2'ymiş arkadaşlar. Bakın 3'müş, o da 2'ymiş. Şimdi başka ne yapabiliriz? Burası nedir o zaman? 8'di. Buraya ne kaldı? 6 kaldı. Tamam mı? 6. Peki.
6 kere 3, 18, 2'ye böl 9. 3 kere 2, 6. Burası 3 diye. Burası kaçtır arkadaşlar? A'yı ben kaç olarak bulmuştum? 9'du. Burası 6. Yani cevabım 20. Evet. 9, bir dakika. 6, 12, 21. Evet, cevap 21 arkadaşlar. Evet, cevap 21. Şöyle, burası 6, şurası 2. 6 kere 2, 12. 2'ye böl 6. Burası da 6'ymış. Ne yapacağım artık? 6, 12, 21. Evet. Burada bu dikliği göstermemiz lazım arkadaşlar. Evet, burada o dikliği göstermemiz lazım. Evet, devam edelim. Şu soruya bakalım arkadaşlar. Evet, şu soruya bakalım. Örnek 37 LYS 2017 sınav sorusu. Şimdi dikdörtgenin, bir tane dikdörtgenin alanı neymiş? 2 birim. Kaç tane dikdörtgen var arkadaşlar burada? 9 kere 2, 18. Yani demek ki tüm dikdörtgenlerin alanı neymiş? 18 birim kare. Şimdi dikdörtgen ne yapıyormuş? Eşit alanla iki bölgeye ayırıyormuş. O zaman dikdörtgenin alt tarafındaki bölgenin alanı neymiş? 9, değil mi? 18'i 2'ye böl. 9. Üst taraftaki bölgenin alanı nedir? O da 9'dur. Şimdi arkadaşlar, alan ABC. Evet, alan ABC diyoruz bakın. Alan ABC nedir peki? Alan ABC. Yani şundan bahsediyorum. Şöyle doldurdum ben burayı. Bakın. Şöyle doldurdum. Buraya B dedim. Tamam mı arkadaşlar? Buraya B dedim. Şu noktaya da C dedim. O zaman alanımız ne oldu burada? Evet. Alanımız ne oldu? Şöyle düşünelim. Şunu buraya getirdim. Şurada bir tane. Şurası bir birim arkadaşlar zaten. Bir birim olduğu için ne olacak? 9'du. 9 artı 1. Ne oldu buradan? 10 birim oldu. 10 birim kare oldu bak alan. Şu üst tarafın alanından bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi burada ben neyi bulacağım? BC'yi bulabilir miyim acaba? BC çarpı 3 değil mi? Burası kaç? 2, burası 1. Yani BC çarpı 3 bölü 2 neymiş? 20 o zaman. Yarısı 10'sa tamamı 20. O zaman BC nedir arkadaşlar burada? 20 bölü 3'tür. Gördünüz mü? BC neymiş? 20 bölü 3'müş. Şimdi ben burada M'yi nasıl bulacağım arkadaşlar? Evet. M'yi, yani ben buradaki C noktasında ne diyeyim ben burada? C noktasında M ve N diyeyim bakın. M ve N diyeyim. Tamam mı? C noktasına M ve N diyelim. Şimdi arkadaşlar, şimdi C noktasına M ve N dediğim için, peki burada M'yi ben nasıl bulabilirim? M nedir burada? 2'den 20 bölü 3'ü çıkarıyorum arkadaşlar. Evet, 2 birim olduğu için. Ne çıktı buradan? Eksi 14 bölü 3. Değil mi? Evet. Ne çıktı buradan? Eksi 14 bölü 3 mü çıktı? Evet. N kaçtır burada? N kaçtır? Bakın gördüğünüz üzere. N kaçtır buradan? Tamamı. 2, 1 daha 3. N de buradan 3'tür. Şimdi arkadaşlar, şimdi A neymiş A? A 2'ye 0. C neymiş? Eksi 14 bölü 3'e 3. Şimdi ben burada eğim bulacağım. Evet, eğim bulacağım ben burada. Eksi 14 bölü 3'e 3. Bir de ne var? 2'ye 0. Ne yapıyorum? 3'ten 0'ı çıkarttım. 3. Y 2 eksi Y 1. Eksi 14 bölü 3'ten 2'yi çıkarttım. Eksi 20 bölü 3. Tamam mı? Ne çıktı buradan yukarıya at onu? Eksi 9 bölü 20 çıkar. Cevap Denizli çıkıyor arkadaşlar. Peki bu da niye 2'den çıkarttık? 1, 1 daha 2. Şuradan bulmak için. Evet, devam edelim. Örnek 38. Dik koordinat düzleminde orijinden geçen D1, D2 doğruları ile x artı y eşittir 6 doğrusunun sınırladığı kapalı bölge bir eşkenar üçgendir. Evet. Bir eşkenar üçgendir. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Şimdi x artı y 6 doğrusunu çiziyorum. Direkt bakın çizdim. Niye? X'e 0 ver, y kaçtır? 6. Y'ye 0 ver, x kaçtır? 6. Bakın onu da bu şekilde yaptık.
Şimdi D1 ve D2 doğruları ileriyor. Evet. X artı Y6 doğrusunun işte diyor sınırladığı kapalı bölge eşkenar üçgendir. Diyelim ki şöyle olsun, diyelim ki böyle olsun. Tamam. Bunların sınırladığı bölgeyi ben bulacağım. Şimdi arkadaşlar, şimdi şöyle düşünmek gerekirse, kapalı bölge dediği için eşkenar üçgen 90, burası kaçtır? 60, 30 değil mi? Tamam. 30, 60, 90 üçgeni. Şimdi arkadaşlar, burası nedir? 6, 6. Evet, şimdi burada arkadaşlar bakın dik uzaklığı bulmam lazım benim ilk önce. OH'ı ben bulabilir miyim acaba? Şimdi O diyelim, burada H diyelim. Şuradaki OH'ı ben bulabilir miyim? Neydi bu dik uzaklık? Neydi bu dik uzaklık? Sıfıra sıfır noktasını görüyorsun bak. Sıfır sıfır koy. Sıfır, sıfır artı sıfır, eksi altı. Mutlak değer nedir? O altı. Bölü kök iki. Ne çıktı buradan? 3 kök 2 çıktı. Demek ki şu dik uzaklık neymiş? 3 kök 2. Gördünüz mü? 60'ın karşısı 3 kök 2 ise, evet 60'ın karşısı 3 kök 2 ise A kaçtır burada? Yani diyelim ki X kök 3, 3 kök 2. X nedir arkadaşlar buradan? 3 kök 2 bölü kök 3. Kök 3 de çarpıyorum ben bunu. 3 kök 6 bölü 3, tamam mı? Evet. 3 kök 6 bölü 3. Üçler gitti mi gitti. Tamam ben x'i buldum ama şurayı buldum yani. X neymiş? Kök 6. Benden istenen burası. 2 kök 6. Evet benden istenen burası arkadaşlar. 2 kök 6. Neydi formülümüz? A kare kök 3 bölü 4. A'yı ben biliyorum. 2 kök 6'nın karesi kök 3 bölü 4. Tamam mı? 24 kök 3 bölü 4. O da ne çıkar buradan? 6 kök 3. Evet, o da ne çıktı? 6 kök 3 arkadaşlar. Evet, geçiyorum. Geçiyorum. Şuna bakalım. Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijinde. Evet, bir köşesi orijinde. Tekrar çiziyorum bak. Bir köşesi orijindeymiş. Diğer köşeleri Y eşittir x, y eşittir eksi x. Pardon, bir daha çizelim. Pardon arkadaşlar. Bir daha çizelim. Evet, şöyle çizdik. Tamam mı? Şimdi bu ne doğrusuydu? Y eşittir x. Bu ne doğrusuydu? Y eşittir eksi x. Tamam mı? Biri Y eşittir x, biri Y eşittir eksi x doğrusu. Şimdi burada üçgenin kenar ortayları nerede kesişiyormuş? 2'ye 4 noktasında kesişiyor değil mi? Şimdi arkadaşlar ben şu noktayı bulabilir miyim? Burası nedir? Eksi A'ya A mı burası? Değil mi? A dersem x'e eksi A dersem y ne olur? A olur. Peki şu nokta ne? Şu nokta ne? B'ye B mi? Bakın. B'ye B. Tamam. Bu nokta nedir? B'ye B. Şimdi arkadaşlar şimdi kenar ortay oldukları için bakın. Kenar ortay oldukları için nerede kesişmiş bunlar? Şurada mı kesişmişler? 2'ye 4 değil mi? Bakın 2'ye 4. Şimdi bundan sonra ne yapacağız biz burada? 2'ye 4 olduğu için kaç oran var arkadaşlar? 1 bölü 2. Yani ben bunu 1 arttırdım. Ne geldi? 3'e 6. 1 arttır 3. Diğeri kaç artacak? 2 artacak eğimden. Yani 1'e 2 oranı olduğu için. Şimdi arkadaşlar eksi A artı B. Evet, eksi A artı B diyorum bakın. Eksi A artı B. Neymiş bu? Tam yarısı, kenar ortay tam orta dikme olduğu için 6. Yani B eksi A 6. Tamam mı? Peki A artı B ne? A artı B ne? 12 mi? A artı B de 12. Ben buradan A'lar gitti. B nedir buradan? 9'dur değil mi arkadaşlar? A nedir buradan? 3. Bakın
Bak A nedir buradan? 3. A'yı da biz 3 olarak bulduk. Şimdi artık burada alan bulacağız arkadaşlar. Alan. Tüm alanı ben nasıl bulabilirim? Bakın tüm alan nedir? Şu dik uzaklıkların toplamı, dikmelerin toplamı, değil mi? Peki dikmeler nedir arkadaşlar? Dikmeler nedir? Bakın 3, 9 daha kaç? 12. 3, 9 daha kaç? 12. Peki uzaklık kaç? Evet, uzaklık kaç arkadaşlar? 3, 9 daha 12. Yani HK uzaklığını soruyor bana. Yine o da aynı. 3, 9 daha. O da 12 değil mi arkadaşlar? Evet, o da 12. Neye böleceğim? 2'ye böleceğim herhalde, değil mi arkadaşlar? Evet. 2'ye böleceğim. Niye? Yani yamuk olanı gibi. A artı C çarpı H bölü 2 gibi düşünebiliriz. Ne çıktı buradan? 72 çıktı arkadaşlar. Değil mi? 72 çıktı. Şimdi ne yapacağım? Şimdi ne yapacağım arkadaşlar ben burada? Şu küçük üçgenlerden çıkartmam lazım. Bunları çıkartmam lazım. Ne yapacağız? 3 kere 3. Ya burası da 3. Burası da 3. 3 kere 3. 9 bölü 2. Eksi. Yine şu küçüklerden de çıkaracağım. Onu nasıl çıkarıyorum? 9'a 9 zaten burası. 9'a 9. 9 kere 9. 81 bölü 2. Ne çıktı? 90 bölü 2'den 45. 72'den 45'i çıkartın. 27 kalır arkadaşlar. Evet. 72'den 45'i çıkartın. 27 kalır. Evet, devam edelim. Devam edelim. AYT 2019 sınav sorusu arkadaşlar. Evet, AYT 2019 sınav sorusu. Son sorumuz. Evet, doğrunun analitik incelenmesiyle ilgili son çıkmış soru. Bugünün de son sorusu. 0 ve 1 noktasından geçen bir doğrunun eğimi diyor, eğim diyor. Bakın ne yapıyorum? Y eksi 1, x eksi 0 çarpı m. Yani y eksi 1 nedir? Bu da mx. Y nedir burada? Mx artı 1. Şöyle bir yazalım. Bu elimde arkadaşlar. Yan tarafa geçiyorum. Bir kere sıfırdan sıfır, bakın sıfıra sıfır noktasından geçiyor. Yani Y nedir burada? 2mx. Bakın unutmayalım. 1'e sıfır noktasından geçiyormuş. Ne yapıyorum? Y eşittir 3m çarpı x eksi 1. Tamam mı? Y nedir burada? 3mx eksi 3m. Evet. Y nedir burada? 3mx artı 3m. Benden istenen ne? Benden istenen m değeri galiba. Değil mi arkadaşlar? Evet, benden istenen m değeri. Şimdi bakın ben bunu şunu yazsam. 2mx eşittir 3mx eksi 3m. Bak gitti mi bu? Gitti. 2x kaldı. 3x eksi 3 kaldı. Attım attım. X nedir burada? X nedir arkadaşlar? 3'tür. Evet, x neymiş? 3. Ne geldi buradan? 3 yaz buraya. 3m artı 1. 3 yaz. 6m. Bak at karşıya. 1 neymiş? 3m. M neymiş arkadaşlar? 1 bölü 3'tür. Evet, m neymiş? 1 bölü 3'tür. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz burada bitmiştir. Kendine de çok iyi bakın arkadaşlar. Yaptığım soruları tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.